Merhabalar, ismim Emre Aksoy. Yaklaşık 2013'ten beri kripto paralara yatırım yapıyorum. Bu konuda bir kitap kaleme aldım ve de tüm dünyadan kripto para firmalarına danışmanlık veriyorum. Bugün sizlerle Posta TV'de Bitcoin tekrar 12 bin doların üstüne çıkabilir mi? Çıkarsa ne zaman çıkar? Bunu konuşuyor olacağız. Bu videoyu çekerken ben Bitcoin 11.800 dolar civarlarından işlem görüyordu. Şimdi tam olarak hangi gün, hangi saat 12.000 doları geçeceğini tabii ki kimse tahmin edemez. Böyle anlık hareketleri, gündelik hareketleri tahmin etmek tamamen şans meselesi. Orada ne kadar iyi bir teknik analizci olduğunu iddia etse de insanlar yani hani tamamen şansa dayalı olarak tutturuyorlar ya da tutturamıyorlar fiyat hareketleri. Ama bu hafta biliyorsunuz Bitcoin bir 12.000 doların üstüne çıkmıştı. Oradan da bir 11.500 dolarlara kadar sarkmıştı ve insanları korkutmuştu. Hani çünkü bu sene büyük yükselişler bekliyoruz diye konuşuyoruz hepimiz, acaba olmayacak mı gibisinden. Şu an 11.800 dolara tutunmuş durumdayız. Ve yani kısa vadede, ki vadede ne gideyim işte, bir haftayla bir ay içerisinde tekrar 12.000 doların üstüne atmamız çok olası. Bunun da tek bir sebebi var. Yani hani öyle teknik analizler şudur budur falan değil. Makroekonomik konjonktüre dayanarak söylüyorum bunun da nedenini. İşte Amerika'da olan bitenler, aslında hemen her videoda konumuz olan bu kripto paralardaki yükselişin yakıtı olan durum. Koronavirüs salgısından dolayı başta Amerikan Merkez Bankası Fed'in işte faizleri sıfırlayıp bir de işte parasal enjeksiyon yaparak ekonomiye ekonomiyi ayakta tutmaya çalışması. Şu an Amerikan Merkez Bankası hiç tarihinde görülmemiş bir şekilde dolar basıyor. Bu da işte dolar endeksinin son 2 senedir ki gördüğü en düşük seviyeye inmesine sebep oldu. Şu an 93'ün altında dolar endeksi. Bu arada bilmeyenler için dolar endeksi işte Amerikan dolarının diğer rezerv para birimlerine karşı işte Kanada dolarıdır, Euro'dur, Japon yenidir, İsviçre frangıdır, görece olarak değerini kıyaslıyor. Şimdi bunlara kıyasla dolar daha çok değer kaybediyor. Hani Avrupa Merkez Bankası vesaire de para basıyor Avrupa'daki korona salgınlarından dolayı ekonomik yavaşlamayı önlemek için. Ama Amerikan Merkez Bankası tüm dünyadaki dolar likiditesini doyurabilmek için herkesten çok para basıyor. Bu da ne demek oluyor? Enflasyon yaratıyorlar demek oluyor. Enflasyonun olduğu yerde de tıpkı bizim ülkemizde nasıl ithal arabaların fiyatı artıyor, altının fiyatı artıyor, işte emlakın, gıdanın fiyatı artıyor. Aynı şeyde işte dolarla fiyatlanan emtiaların, menkul kıymetlerin fiyatının artmasına sebep olacak. O yüzden yani çok kısa bir vade içerisinde Bitcoin'in tekrar 12.000 dolar üstüne çıkacağını ben bekliyorum. Şimdi Bitcoin'de böyle sert hareketler beklerken hani tekrar yükselişe geçecek. Çünkü mesela 12.000 doların üstüne çıkıp orada kalabilirsek 13-14.000 dolarlar çok rahat gelecektir. Böyle durumlarda altcoin'lerde çok sert düşüşler olabilir. O yüzden hani şu günlerde altcoin pozisyonlarınızı günlük açıp kapatmaya özen gösterin. Öyle uzun vadeli altcoin pozisyonu açmayın. Bir kripto para yatırımcısı olarak altcoin trade yapmanızın en önemli tek sebebi şudur. O da işte elinizdeki Bitcoin miktarını arttırmak. O yüzden işte dolara karşı altcoin alıp satmayı ben çok tavsiye etmem. Bitcoin'e karşı Satoshi bazında fiyatlanacak şekilde alıp satmayı tavsiye ederim. İşte orada altcoin'den işte Satoshi bazında kar ettiğiniz zaman Bitcoin'in de işte uzun vadede daha da yükseleceğini düşünürsek elinizdeki Bitcoin miktarını arttırmanız her zaman lehinize olacaktır. Bir de son olarak Türkiye'deki yatırımcılarla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi yerli borsalarda Bitcoin fiyatları TL bazından görüntülendiği için, TL bazında işleme alındığı için pek çok insan Bitcoin'i TL bazında değerlendiriyor. İşte ben para kazanmış mıyım, kaybetmiş miyim hesabını TL üstünden yapıyor. Hani bu TL bazında gelirinizi hesaplıyorsanız olabilir. Yani bir sakıncası yok. Ama işte ülkemizde dolar kuru da çok yükseldiği için, yani hani dünyada Amerikan doları değer kaybediyor diyoruz ama Türk lirası Amerikan dolarından daha çok değer kaybediyor maalesef. Bu da işte Bitcoin fiyatının TL bazında çok çok yükselmesine sebep oluyor. Hatta işte Bitcoin 20.000 dolarlardayken TL bazında buralarda değildik. Yani şu an TL bazında Bitcoin çok çok daha değerli. Yani ben bütün hesabınızı, kitabınızı dolar üstünden, yani dünyanın rezerv parası olan dolar üstünden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü işte Bitcoin'den TL bazında bir kar ettim diye işte pozisyonunuzu kapatıp çıkabilirsiniz belki de. Ama pozisyonu açtığınız günkü TL'niz ile bugünkü TL'niz arasındaki alım gücü farkı çok daha farklı olacaktır. Çünkü işte bildiğiniz gibi, demin de az önce bahsettiğim gibi ülkemiz, yani ben doğduğumdan beri yüksek enflasyon gören bir ülke. Şimdi de işte enflasyon pek kontrol altına alınamıyor. Çünkü işte Amerika enflasyon yaratmak için dolar basıyor. Türkiye'de işte koronavirüs salgınından kurtulmak için
parasal enjeksiyon yaptı. Hani bir Amerika kadar para basması vardı, faizleri düşürdüler, insanlara kolay kredi verdiler falan, bir para bolluğu yarattılar. Bu da işte enflasyon olarak geri karşımıza çıkıyor. Yani bir şey almaya çalıştığınız zaman fiyatları hemen her ay yükselmeye devam ediyor. Özellikle ithal ürünlerde bunu çok net görüyoruz. Yani Bitcoin'de TL bazında para kazandım diyebilirsiniz ama işte o parayla yarın bir şey almaya kalktığınız zaman paranız ona yetmeyebilir. O yüzden yani her zaman hani sadece Bitcoin için de değil, yatırım yaparken aslında hesabınızı dolara göre yaparsanız alım gücünüzü arttırmış mısınız, arttırmamış mısınız daha kolay hesaplayıp idrak edebilirsiniz.